Herkese selamünaleyküm. Trabzon'dan ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu paylaşmayı da unutmayın lütfen. Instagram adresimde şuradan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar şu anda çiftliğe gidiyorum. Akşam yedirmesi yapacağım. Saat 2'yi çeyrek geçiyor. Annemdeydim. Sabah işlerini hallettik babamla birlikte. Çok üşüdük. Eve geldim işte. Isındık ettik. Hakan Bey aradı o ara. Bugün piritleri alacağız ineklerden. 3 gibi gelirim dedi. Yani bir saate de kalmaz, gelir. Onları halledeceğiz. Siparişler var. Onları götürmeye çalışacağım ama hava pek müsaade etmiyor arkadaşlar şu anda. Bakarsınız yarına yakalır. Bir şey diyemem. Bakalım işte, çiftliğe bir gidelim. Dışarıdaki havayı da göstereyim sizlere. Şu anda gidiyorum ama biraz diken üstündeyim. İşin açıkçası tedirginim yani. Araba kayar mayar, Allah göstermesin. Başımıza iş almayalım. Hemen gösteriyorum size dışarıyı. Trabzon'da hava bu şekilde. Kar yağışı sabah başladı. Bir önceki videomdan biliyorsunuz yukarıya zor çıkmıştım annemlere. Yağmaya da devam ediyor. Allah'tan arabalar inip çıkıyor da şöyle araba izinden ilerleyebiliyoruz. Yavaş yavaş çiftliğe gidiyoruz arkadaşlar. Allah'tan hayırlısı. Şu anda hava sıcaklığı 1 gösteriyor derece. Evet, çiftliğe gidelim. Oradan devam ederiz. Sağ salim çiftliğe geldim. Ve Tosun Paşa'yı kontrol ediyorum şu anda. Herhangi bir ishali bir şeysi var mı diye. Yok çok şükür. Yem yemeye de başladı. Hatta yonca bile yiyor. Orada kabı var. İçerisinde yonca yaprakları ve buzağa başlangıç yemi var. Dün akşam vermiş olduğum buzağa başlangıç yemini hepsini yemiş arkadaşlar. Şöyle yarım avuç vermiştim. Tekrardan aynı. O kadar verdim. Ama onu daha yemedi. Bakalım bu gece yer mi? Keyfi gayet yerinde. Şimdi buna internetten, burada bulamayız da internetten ayçiçeği küspesiydi galiba. Ayçiçeği küspesi. Bakalım işte daha buzağı işte böyle büyütecek hangi yemler varsa. Böyle katkılı falan değil de doğal yemler. Onlardan sipariş vereceğiz. Onun ayrı olacak yemi, her şeyi ayrı. Bunu özel bakacağız. Diğerleri düve zaten biliyorsunuz. Bunu meraya çıkarmayacağız. Sürekli çiftlikte olacak. Ve daha şimdiden bese çekmeye başladık onu, öyle diyeyim. 24 aylık olana kadar ya da işte bir ton olana kadar besiye çekilecek. Tabii tartamayız onu, hani bir ton olduğunu anlayamayız ama en azından böyle gözümüzle anlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Şu anda babam arıyor. Soracak sağ salim gidebildin mi diye. Hemen onu cevaplayayım. Babamla konuştum. Çiftlikteyim dedim. O da rahatladı. İşlerini erken bitirmeye çalış dedi. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşerse akşama doğru hemen buz bağlamaya başlar yerler. O zaman da gidemem yani hiçbir şekilde. Araba çok tehlikeli olur. Yürüme gitmek zorunda kalırım. Şimdi Hakan Bey'i bekleyeceğiz. Hakan Bey geldi mi de piritleriniz çıkıyor kızlar. Sonra birkaç tane iğne verilecek onlara. Ondan sonra da tohumlama yapılacak. Bu kızımıza şey attıracağız.
Adem abi söylediydi onu ama unuttum. Bir daha sorarız. Chevrolet mi attıracağız bunu? Öyle bir şey olması lazım. Diğerini zaten Jersey. Hani soruyorsunuz niye onlara Jersey attırmıyorsunuz diye. Zaten saf Jersey'lerimiz var arkadaşlar elimizde. İşte Danimarka Jersey'lerimiz var. Bella gibi, Lenora gibi, Rose gibi. Şimdi bundan doğacak olan Jersey bu zaman melez olacak. Bir daha zaten uğraşmaya gerek yok. Elimizde saf hayvanlar var. Bunlardan etlik hayvan almaya çalışacağız. İşte yeni doğan mesela Kınalı'nın yavrusu Tosun Paşa gibi etlik hayvanlar. Çiftliğimize katkıda bulunabilecek, her an satmaya hazır olabilecek hayvanlar almaya uğraşacağız. O yüzden etlik tohum attırıyoruz bunlara. Ama Kınalı'ya bir daha herhalde Belçika mavisi yaptırmayız. Ona da Şarole doğumları çok kolay oluyor. Baktım internetten. Şeylerin de mesela doğumu kolay oluyor diyor ama Belçika mavilerinin. Kınalı da kocaman hayvan. Aslında Kınalı'nın ben çok iyi hatırlıyorum. Kınalı'nın ilk oğlu Tosuncuk'tu. Hani hatırlıyorsunuz en sondaydı. Onu da doğururken çok zorlanmıştı. Kalkamıyordu aynı şekilde. Yani inekte de bir güçsüzlük olabiliyor tabii. Ama şu anda iyi gayet. Bir sorunu yok. Telefonum çalıyor gene. Hakan Bey geldi arkadaşlar. Tabii bizim arazili aracımız yok. Biz korka korka sürüyoruz. Hakan Bey keyif atıyor. Yo, ben de korktum. Siz korktunuz mu? Korktum senin için korktum. Nasıl döneceğim diye. Çok geç kaldım. Ya işte ona eve gidiyorum ben de. Hoş Aynen. geldiniz Hoş Hakan Bey. bulduk. Nasılsın? İyi, çok şükür. Aynı Tek uğraşıyorum. kaldım. Tek kaldım ya. Tadı tuzu yok buraların. Hayırlı bir iş için gitti abi. Evet, inşallah. Nasıl durumlar? İyi, şükürler olsun. Uğraşıyor. Siz de iyisiniz inşallah. Güzel kar yağıyor. Yağsın. Bereketler Hakan Bey. Aynen. Geç bile kaldı bence. Arabayı siz bence şu an vermeyin ya. Karı bir atlatın. Vermeyeceğim. Ondan Çok sonra... istiyor. Hala istiyor. İstiyor mu? Hala istiyor. Evet. Hala istiyor. Gelin bir çay içelim. Şey yap. Allah'tan hayırlısı. Hadi bakalım. İşleme başladık arkadaşlar. Kahvemizi de içtik bu arada. Bu kadar. Biraz var. Evet, o aman çiftlikte atar. Dikkat edin. O asmayı neden geçiriyor Hakan Bey? Normal, içeride salgı yapıyor. He. Evet, hadi hayırlı olsun inşallah. Piritler alındı. İğneleri ne zaman bir daha Hakan Bey? İki kere mi vuracağım ben? Şimdi yarın yine 3.30'da Enzo Prost'larımız var. Yarın 3.30'da. Çarşamba günü. Akşam perşembe sabah enjeksiyonumuz var. 7.30-8 gibi. Akşam üzerinde de tohumlaması var. Tamam. Onları perşembe. WhatsApp'tan gene bana size zahmet unutmayayım. Alarm kuracağım. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu işte. Çok fazla oldu mu adam? Yani Hakan Bey. Babam da aradı. Hayda. Yavaş yavaş yiyeyim ben. Ayağınıza Görüşürüz. Sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Hakan Bey gidiyor. Ben de yürüme gideceğim arkadaşlar. İçeride paket hazırlıyordum ama. Geleyim sen al bunu. Oh, oh. Allah la ilahe illallah.
Hakan Bey'i uğurladık arkadaşlar. Şimdi inekleri yedireceğim. Acele de etmiyorum. Yani bu akşam yürüyeceğim. Hani az önce acele ediyordum biraz ama bu havada araba aşağıya inmez. Çok tehlikeli olur. Kaş yaparken göz çıkarmayalım. Öyle sakin sakin hayvanlarımızı yedirelim. Üzerimizi değişelim. Sonra çiftlikten ayrılalım. Birazcık da kar çiğneyelim. Ne yapalım? Sağlık olsun. Gerisi önemli değil. Yarın da abim burada olur. Da yarın çiftliğe gelmez herhalde. Dinlenir. Bu arada iki tane tosun bulduk. Besilik. 6-7 aylık. Bu kurbana yetişmiyorlar. Yani kurban olmuyorlar. Bir daha kurbana kurban oluyorlar. Onların da peyini gönderdim. Bulmuşken kaçırmayayım dedim. Yakında, yakında değil yarın herhalde. Yarın çiftliğimize iki tane tosun gelebilir. Bakalım Allah'tan hayırlısı. 3 tane ya da 4 tane daha tosun almaya çalışacağız. Almamız da gerekiyor. Çünkü borçlandık yani. Ne diyeyim işte bunu da açıklayayım. Borçlandık. Borcumuzu ödemek için tosun alacağız, tosun büyüteceğiz. Nasıl önceki tosunlarımız vardı yani burada tosuncuk vardı, şaşkın vardı, yayla uşağı vardı. Onları nasıl krediye ödediysem bunları da aynı şekilde yetiştireceğim arkadaşlar. Çabamız bundan ibaret yani başka bir şey yok. Hani kimileri diyor ki ya sen bir karar veremedin. Hayvancılık işte yapıyorsun, sütçülük mü yapacaksın, besicilik mi yapacaksın, buzak alıyorsun. Şu andaki amacımız arkadaşlar biz sürekli strateji geliştiren insanlarız. Ticaret de bunu gerektirir. Hani çok fazla ahkam kesmeyeceğim buradan size. Biz öyle ticaretten anlıyoruz, böyle ticaretten anlıyoruz diye ahkam kesmeyeceğim. Ama gerçekten ticaret işi strateji işidir. Böyle sürekli bir alternatif üretmeniz gerekir. Mesela YouTube gibi. YouTube olmasa bu hayvanların hiçbiri olmayacaktı. Bugünlere gelemeyecektik. Bu bir stratejidir. Bu bir alternatif yoldur arkadaşlar. Biz de ne yapalım işte. Böyle hayata tutunmaya çalışıyoruz. Öyle yani. Neyse hayvanlarımızı bir yedirelim. Hayvanlarımızı bir yedirelim. Ondan sonra devam edelim. Tosun paşamız hala yatıyor. Paşam. Tosun Paşam, sizin sıranız geliyor. Şu anda şeyi sağdım, kınalıyı sağdım. Yaz gülünü sağıyorum arkadaşlar. Sağımı bitirip bu Tosun Paşamızı annesine teslim edeceğiz. Yine bakın karnını görüyor musunuz? Karnı da bayağı doymuş yani. Sabah mesela sütünü yiyor ya. Buraya geliyor. Aha, akşama kadar böyle yatıyor arkadaşlar. Bu da onun büyümesini sağlıyor. Tam istediğimiz gibi. Bütün takiplerini en yakından takip edeceğiz Hakan Bey ile birlikte. Hakan Bey mesela diyor işte şu kadar aylık oldu mu vitaminini vereceğiz. Mineral uygulaması yapacağız. Ondan sonra rasyonunu güzelce hazırlayacağız. Bu 3 aylık rasyon ayrı olacak. 3'ten 6 aya kadar ayrı olacak. 6'dan 12'ye kadar ayrı olacak. Bütün rasyon takiplerini, her şeylerini, sağlık kontrollerini sağ olsun Hakan Bey üstlendi. Az önce de çekim yapamadım. Geldi baktı gayet sağlıklı, güzel dedi. İlk muayenesini de oldu yani doktoruna. Bunu bel bebek, gül bebek bakacağız. Allah'tan bir zeval gelmezse. 24 aylık. Bakalım kaç kilo gelecek. Hedefimiz 24 ay. Ama eğer 24 ayda istediğimiz kilolara ulaşamazsa bu olur. 30 ay, 32 ay. Artık istediğimiz kıvama getirmeye çalışacağız bu yavrumuzu. Elimizden geldiği kadar. Bu çiftlikten daha önce söyledim. Hiç bir tonluk hayvan çıkmadı arkadaşlar. En fazla çıkan şimdi 370 kilo geldi. Hüsnü'nün babası kargas olarak. Hadi %50 randımanla 350 kilo desek ona 700 kiloluk, 700-750 kiloluk bir canlı ağırlıkta tosunumuz çıktı. Ama bir tonluk çıkmadı yani. Bakalım. Tosun Paşa. Kıyamıyorum da ne güzel yatıyorsun ya. Tosun Paşam. Pişt. Neyse birazcık daha yatsın. Ben sağımı bitireyim de ondan sonra alalım onu. Mışıl mışıl uyuyor.
Bu taraflarda da yatanlar var. Ceren'le Marin, bakın ne güzel kucak kucağa yatıyorlar. Berekette kaşınıyor. Bak şeyi sormayı unuttum Hakan Bey'e. İlaçladık onları, dış para yaptık ama kaşıntıları devam ediyor. Olmazsa çok etkili bir ilaç var. Belki inekler onu vuramayız, süte etki edebilir. Bu şey de süte etki ediyor. Onu da Allah'tan yapmadık. Neydi o? İç parazit şu anda yapılmamış ineklere. O da 5 gün, 5-6 gün sütünün alınmaması gerekiyor. Ama onu aşırtmalı yapabiliriz. Atıyorum kınalıya iç parazit yaparız. Bir hafta sütünü buzağlarda kullanırız. Onun ilacı geçer. Diğerinin sütünü alırız. Ona iç parazit yaparız. Öyle öyle atlatabiliriz inekleri. Şu anlık iç parazitini yapmadık hayvanların. Tabii düvelerin, buzağların, işte diğerlerinin iç paraziti yapılabilir. İnekler için konuşuyordum az önce. Bu kaşıntı içinde bir iğne var. Çok etkili. Yakıcı da bir iğnedir. Ondan alacağız Hakan Bey'e. Hakan Bey'den. Ne kısım? Ondan da uygulayacağız. Tosun Paşa kalktı arkadaşlar. Ben de sahamı bitirdim. Şimdi onu almaya geldim. Annesini getiriyorum. Gel bakalım. Sen de anladın olayı oğlum. Gel. Şunları bir şey yapayım. Hadi kış. Kışı içeri bakayım. Hadi. Hadi kızım. Hadi Mari. Zorluk çıkarma. Evet. Hadi Ceren kızım. Hadi Ceren kızım bakayım. Evet. Çok güzel. Hadi sen de biraz daha popoyu al ileri. İşte. Evet. Şimdi Tosun Paşa'mızı çıkarabiliriz. Gel oğlum. Yollar açıldı sana, gel. Görüyorsun değil mi? Seni çıkarmak için diğerlerini hapsettik. Gel bakalım oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin sana. Tosun Paşa'yı annesine teslim ettim. Sabahki iştahlılığı ile akşamki iştahlılığı fark ediyor. O sabahki memeye sarılması akşamdan olmuyor. Herhalde sabah biraz fazla kaçıyor sütü. Karnı tok olduğu için de öyle iştahlı dalmıyor. Ama sabah kıyametler kopuyor. Geldiğimde çiftliğe bağırıyor. Anneme ver beni diyor. Annesi de ona bağırıyor. Şu anda oynuyor gibi ama emecek yani. Evet. Memeye sarılacak. Şimdi sütün tadını da aldı mı biraz. Bu emerken, Tosun Paşa annesini emerken ben de diğerlerini yedireyim bari. Berekete süt vermiyorum. Şu anda ishalini göremedim. Yani etmemiş ishal. Sütten kesince tabii mide düzelmeye başladı. Diğerlerini yedireceğim ona. Buzağları yedirmeye başladım. Önce Marini yediriyorum. Buzağlarda da bir durgunluk var arkadaşlar. Hava soğuk mu diye bilmiyorum ama bakın şu anda İstiklal mesela kıyameti koparması lazımdı. Bereket aynı. Ceren bu sefer hareketli. Ceren'e de ishal tozu vereceğim. Birazcık cıvık yapmış ama ishal değil. Hemen önlemimizi alalım. Şunun boynuzuna bir bakayım ne durumda diye. Herhalde çıkmaz yenisi. İnşallah çıkmaz diye tahmin ediyorum. Evet, bu da sütünü bitirmek üzere. Şimdi istiklal yediriyoruz. Şu berekete de üzülüyorum ama ne yapayım? Onun iyiliği için kestim onu sütten arkadaşlar. Devam ettirseydim bayağı zayıflayacaktı ve etkileyecekti onu ishal. 2 gün süt vermedim, hemen düzeldi. Neyse şimdi istiklale vereyim. Kız, seni de yedireyim mi kızım? Bundan çok güzel bir inek olacak arkadaşlar. Tam benim sevdiğim tipte. Kara kafalı, koyu kırmızı bir Jersey inek olacak bundan. O da süt bekliyor. Garibim kızım, seni kesmişler ya sütten bebeğim benim ya. Ah kıyamam ben sana. İstiklal bitirdi. Şimdi Ceren'i yedireyim. Tamam, Tosun Paşa da yemiyor. Tosun Paşa'yı da yerine aldım. Yine şişirdi tulumbayı benim oğlum. Aferin sana.
Bugün hiç şeyini yapmadı ya. Pislemedi. Tezek yapmadı. O yüzden İshal'i ne durumda bilemiyorum. İshal olsaydı, yani İshal olan buzağı sürekli İshal yapar arkadaşlar. Sürekli böyle yarım saatte bir, bir saatte bir. Şu anda bir şeyi yok. Şükürler olsun. Dün işte bir böyle tam o istediğimiz katılıkta göremedim. Birazcık cıvıktı ama ishal değildi. İshal tozu verdim ona. Bu akşam vermeyeceğim. Böyle kontrol altında tutmaya çalışıyoruz onu. Aferin benim oğluşuma. Aferin benim oğluma. Aferin sana. Yaşın var yaşın. Yaşın. Ya sen çok tatlı bir çocuksun ya. Sen aynı benim oğluma benziyorsun. Onun da kulakları böyle. Aynı. Aferin sana bakayım. Evet, hayvanları yoncasını verelim. Çiftlikten ayrılacağız. Şunları da açayım. Serbest bırakayım. Ceren'e de ishal tozu verdim. Yalanıyor şimdi. Kuru verdim. Bu Hakan şeyin verdiği ishal tozu bayağı etkili. Biraz araştırdım onu. Benim kullandığımdan daha etkili. İlaç. Evet. Burası tamam. Son olarak ineklerin yoncasını da verdim. Şimdi köpekleri yedireceğim. Sonra da çiftlikten ayrılacağız arkadaşlar. Bakın. Nasıl kar yağıyor görüyor musunuz? Eve gidene kadar kardan adam olacağız. Ama olsun, işlerimizi hallettik. Önemli olan buydu. Bu inekleri buraya bağlayıp da evde keyif çatamayız. Allah çarpar bizi. Bunları biz aldıysak, buraya bağladıysak bunları bakmakla yükümlüyüz. Bahanesi olmaz, mazereti olmaz. En güzel şekilde kar, kış demeden bakılacak bu hayvanlar. Evet, şimdi toparlanalım yavaş yavaş. Çiftlikten çıktım. Sahile doğru yürüyorum. Şöyle de 5 litre süt aldım eve. Evde hiç süt yoktu. Bugün kargo da gönderecektik. Gönderemedik. Buradan müşterilerimizin, takipçilerimizin affına sığınıyorum. Aha, durum ortada gördüğünüz gibi. Her taraf bembeyaz. Yoğun bir şekilde kar yağıyor. Güngör Anafarta, Mehmet Uysal, Ayşe Uysal, birkaç kişi daha vardı. Unuttum isimlerini. Durum gördüğünüz gibi, kusuruma bakmayın. Normalde dedim böyle sırtlansam kutuyu aşağıya getirsem ama Güngör Hanım 10 litre süt, 6 kilo da peynir siparişi vermişti. Süt de almam lazımdı eve. Ama olacak gibi değildi yani, aşağıya buradan taşımak ağır olacaktı baya. Paketleri gönderemiyorum yani. Kusuruma bakmayın. Çok emek ettim. Ama kar müsaade etmedi maalesef. Ben de yürüme gidiyorum. Arabayı bıraktım burada. Bu karda mümkün değil arabanın gitmesi. Hadi bu çiftlik yolundan çıktık. Diğer beton yollarda Allah göstermesin kızak gibi gideriz yani. Bahçeden aşağıya gider araba. Sonra abime ne diyeceğiz, değil mi? Şöyle dışarıdan da bir çekeyim. Çok güzel. Rahmet yağıyor, bereket yağıyor. Sizlere de göstereyim. Bir günü daha geride bırakmanın gururu ile eve doğru gidiyorum. İneklerimizi yedirdik, içirdik. Gönüllerini yaptık. Şu anda aşırı huzurluyum. Çünkü bütün işleri hallettik. Kargo işi hariç. Baksanıza ağaçlar. Eğitim ağaçlar. Çok güzel ya. Ya
Biraz gidelim bakalım. Burcu'ya sütü yetiştirelim. Bugün misafirimiz de var. Yumurta almam lazım. Kek yapacakmış. Bir an önce gidip onları da halledeyim. Herkese günaydın. Bir ertesi gün oldu. Bugüne yeni arabayla uyandık arkadaşlar. Abim geldi. Abim araba almaya gitmişti Bursa'ya. Artık işimize uygun bir arabamız oldu. Ford neydi bu? Corneo. Aynen Ford Corneo. Arkasında koltuk falan yok. İki kişilik bir şoför yeri bu. Arkası bayağı büyük. Abimin arabasını biliyorsunuz. Çok küçük. Ve yani işimize hiç uygun olmayan bir arabaydı. Bir delilik yaptık. Böyle bir araba aldık. Borçlandık ama ödeyeceğiz Allah'ın izniyle. Artık bu arabayı kazanabilmek için daha çok çalışacağız. Hani diyoruz ya işte tosun alacağız. 5-6 tane tosun. Bu araba için bakacağız. Ve ödeyeceğiz. Evet, yapacak bir şey yok yani. Evet. Ödeyemezsek arabayı satıp ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Ama öderiz. Neler ödemedik. Öderiz. Neler geldi geçti. Neler. Önemli olan azim ve istikrar. Evet. Askerden yeni gelmiştim arkadaşlar. O zamanlar 22 yaşındayım. Askerden geldim. 5000 lira param var. Başka para yok. Tutturdum araba alacağım. O zaman 2013 model araba alacağım. Hemen babam dedi alalım. Hiç karşı çıkmadı. Gittik peşinat vermeye. Taksitle alacağız. 2013 modeldi o araba. 2013. Yeniydi daha hiç. 30.000'de aldı. Aynı bunun gibiydi. Aynı bunun gibi. Babam da 2000 lira verdi. 7000 lira peşinatla. 40.000 lirayı o zaman iyi para ama yani. 50.000 lira, 70.000 lira ev alıyorsunuz. 40.000 liraya araba almıştım. Öyle çalıştım ki. 3 senelik de onun şeyi, ödemesi aydan aya. 36 ay vadeyle. 24 ayda borcunu bitirmiştim. İnşaatta, hayvancılıkta. Ödemesi geliyordu. O zaman 1150 liraydı ödemesi. Ben çift ödüyordum borcu. O yüzden bunu da öderiz. Öyle geliyor bana. Ama araba güzel. Yeni. 2021 model mi? 2020 model. 2020 model. Zaten 22 yeni girdik. 2 yaşında araba işte. 2 yaşında aynı. Kilometresi de 37.000'de şu an. Yol yıllık ya. Buz da. Buz var ya. Çıkabileceğiz mi köyden yukarı? Durumlar böyle. Hadi hayırlı olsun inşallah. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin bizlere. Ama çok rahatlayacağız arkadaşlar. Bu sene 1,5 ton mandalina sattık. İnanın 500 kilosunu mazot parası verdik yani. 5 kasa arabayla taşıdık. Abimin arabası. Hadi aslan bak burada bir düğmesi var. Bunun altı var ya. Bu bastım bak orada yana ya bu kayma şeyi. Evet. Veya çekiş şeyi bunları. Da nasıl çıkacağız? Acaba çıkabiliriz. Lastiklerini azıcık indirsek çıkar ha. Şu anda bayağı buz var. Dün yağan kar buza dönüştü. Ama bu arabada kış lastiği var. Bu da abi 4-2 çeker şeyi var ha burada. Şurada badanoj etmeme şeyi var. He. Şu anda gidiyor. Fena da gitmiyor ya. Badanoj sistemi var bunda. Senin araba gitmezdi daha burada. Lastiklerde var. Ya.
daha düzeltseydi belki de. Ama işte bu aralar şey ya. Lastiği. Buzu görüyorsunuz değil mi? Arabada bu. İniyorum. İndirir mi daha? İndiririz, vururuz onu aşağıda. Soğuk ya. He? Çok soğuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım çıkabileceğiz mi? Samet, yedekan kitapçılar her şeyi var ha orada. He. CD'si hiç asılmamış. Yeni araba da. Bir şey de var ha. İp ipi mi? Hem o hem de yanaşma sesi de var. Çok hassas. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çıkamıyoruz arkadaşlar. Arabayla çıkamadık arkadaşlar. Mecbur yürüyerek gideceğiz. Yollar açılınca da arabayı alacağız. Araba şurada. Yolun kenarına çektik. Evet, bu video bu kadardı. Artık bitirelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.